Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. Hangi tarih? 12 Nisan Cuma. Bir hemen ahir. Tabiat dersinin ilkini yapacağız biz. Tabiat Risalesi hakkında ilk önce okumadan söylemek istediğim şeyler var. Birincisi, tabiat risalesi sebep, mevcudun vücudu ve tabiat üzerinde duracak usta. Bu meseleyi okurken sonunda da bunu tevhide bağlayacak. Sondaki sorular tevhidle alakalıdır. Yani bir kişinin itikadını düzeltmekle alakalıdır. Tabiat risalesinin başında yani Evcedetül Esbab, Teşekkiyele Bilemsihi ve tabiat iktiza ediyor meselesinde şirk konuşulacak. O yüzden. Yani şirke kayan şeyler konuşulacak. Çünkü bir şeyi tanımlamamız gerekiyor ilk önce. Bunu tamam tanımlarken hariç konuşulacak. Sonra şirkin izalesi için de tevhid konuşulacak. Vahdet bir vahdete gelmesi gerekiyor meselenin. Tevhid hasıl olması için. O yüzden de arkasındaki suallerle de itikad düzeltilecek. Şimdi tabiat risalesindeki muhatap ilk önce şunu söylemek gerekiyor. Şu görünen şey, etrafımızda muhatap olduğumuz şeyler ya hayal diyenler var ya da vücudu vardır diyenler var. Burada muhatap hayal diyenler değil. Tabiat risalesini konuşabilmemiz için bir kişiyle vücudu kabul etmesi gerekiyor. Vücut varsa tabiat onun üzerine bina ediliyor. Bir de tabiat risalesini okurken benim fark ettiğim şey şu. Normalde biz batını daha müşkil sanıyorduk. Yani batından konuşmak, benim düşüncem bu şekilde. Bir meselenin batınını konuşmak daha zor sanıyordum. Ben ki ta tabiat risalesini okuyana kadar. Tabiat risalesini okuduktan sonra kanaatim geldi ki zor olan zahiri konuşmakmış. Çünkü batın kişilerin algısına göre değişiyor ama zahirde hep beraberiz. Yani şunu masaya ben çıkıp da kimseye bu yatak diye ikna edemem bunu. Ya da ben bunu yatak diye algılıyorum desem deli derler bana. Ama zahir öyle isim konmalıyız ki o şekilde tabir etmeliyiz ki zahirdeki olan hadise hepimiz ortak bir şekilde evet budur dediğimiz için de bu şekilde tanımlama yapmamız gerektiği için anladım ki zahirden konuşmak daha zormuş. Bir meselenin batınına göre. Son notlarımdan bakayım başlamadan önce. Tabiatı biz üç konu altında inceliyoruz. Tabiat meselesini. Birincisi evcedetül esbab. Yani esbab bir şeye vücut vermesi. Esbabın vücut vermesi. Sonra nedir bu? Şu lambadan konuşacak olursak ya da burada bir çiçek olsaydı çiçeğin meydana gelmesi için bizim ne dememiz gerekiyor? Yani nasıl açıklarız? İlk önce deriz ki bunun vücudu var. Vücudu var. Peki bu vücut nasıl olmuştur? Bu vücudu ortaya çıkaran sebepler olması gerekiyor. Sonra ne deriz? Tamam bu vücut var ama bu vücudu sebepler haricinde kendisi bu vücuda gelmiş olabilir mi? Kendi zerrelerinin yardımıyla bu vücuda gelmiş olabilir mi? Ya da hem sebep noktasında hem de zerreler noktasında hem sebebin hem zerrenin tabiatı böyleydi ve böyle olması gerekiyordu. Ondan bu vücuda geldi deriz. Bu başka bir yolu yoktur bunun. Ya bu sebepler meydana getirmiştir ya kendisi olmuştur, kendi kendine olmuştur. Bunları da daha açık bir şekilde ifade edeceğiz. Ya da bunun tabiatı böyleydi. Yani başka bir şey olmazdı. Bu olsa bu olurdu. Başka yola gitmezdi. Tesadüf dahi olsa bu olacaktı. Çünkü tabiatı bu hale getirdi. Tesadüfün işleyiş mekanizması tabiatından kaynaklı olduğu için tabiatı böyleydi ve böyle oldu. Başka türlü olamazdı diye bir kanaata varacak. Bunların üçünün muhaliyetini şey yaptıktan sonra göz ardı ettik yani muhaliyetini ispat ettikten sonra bunun peki Allah tarafından yapılsa nasıl olurdu? Allah'la olan münasebeti, sebebin sonuçta bir münasebeti var mı? Tabiatın vücudu var mı? Bu sorulara sorulu cevaplı devam ederekten de itikat meselesini halledeceğiz. Tabiat risalesinin bütünü bu şekilde olacak.
Evet. Tesadüf mü demiştim. Şimdi başlayalım yavaş yavaş. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Burada en son dedin ki bunların tabiatı böyle dedin. Evet. Biz kendi okumalarımızda tabiatı bir güç olarak aldık. Hani öyle görüyor sandık ustalar. Ama sen diyorsun ki bunların tabiatı böyle. Hani bir üst güç olarak aldık biz onu. Öyle tanımladık daha doğrusu. Öyle anladık. Üst güç. Yani hani bir güç var tabiat diye. Ona tabiat demişler bunlar. O zaman şöyle olur. Hani diyelim ki görmediğimiz bir gücü biz de hani zahiren fark edilmeyen bir güce biz de var diyoruz. Onlar da var yani diyor. Biz o zaman aramızdaki fark çok bir şey değişmez ama. Sonunda bunu tesadüfe havale etmemiz lazım. Eğer üstteki güç bunu yapıyorsa biz de aynı şey diyoruz ki zaten. Hadi Allah desen ne olur. Bir şey değişmez. Şuuru bir gücü kabul etmemeleri lazım. Tesadüfi bir gücü kabul etmeleri lazım. Yani zahirde görünenin arkasında tesadüfi bir şeyin cereyan ediyor olması lazım ki tabiatlarından kaynaklı. Ancak o şekilde hariç bir şey düşünülebilir yani. Yine geri gelince konuşuruz. Yani senin dediğin şuuru güce verdik onu. Ha, şu. Yani okumalarımız ama konuşuruz. Tamam mı? Mantıklı ama. Evet, 23. lema. Tabiat Risalesi 17. lemanın 16. notası iken ehemmiyetine binaen 23. lema olmuştur. Tabiattan gelen fikri küfriyi dirilmeyecek bir surette öldürüyor. Küfrün temel taşını zühürü zeber ediyor. Tabiattan gelen fikri küfriyi. Amaç bu. Yani şimdi birazdan da üstad ifade edecek. Tabiat Risale-i Nur'un şeyi üslubu genelde kavleyindir, yumuşak bir dildir. Burada sert bir üslup kullanılır. İşte ahmaktır. Katmerli ahmaktır. Katmerleşir. Yani ne geldiyse usta yapıştırıyor yani. Bu niye böyle? Halbuki normalde Risale-i Nur'un bütün tevhid bahislerinde şeydir. Mesela daha kavleyinle aynı muhatap kişiler daha usulünce ifade edilirken burada bunu bu şekilde ifade etmesini şu sırrı izahtan evvel bir ihtarda konuşacağız onu. Böyle bir şey de var. Tabiat sırasına bakmadan onu da söyleyelim. Fikri küfüyle alakalı. İhtar. Şu notada tabiyyunun münkir kısmının gittikleri yolun iç yüzü ne kadar akıldan uzak, ne kadar çirkin ve ne derece hurafe olduğu laaka 90 muhali tazammum eden 9 muhal ile beyan edilmiş. Sair risalelerde o muhaller kısmen izah edildiğinden burada gayet muhtasar olmak haysiyetiyle bazı basamaklar tay edilmiş. Burada ana başlıkları konuşulacak. İsim vermekten ziyade 24. sözde yaptığımız gibi mana üzerine yoğunlaşacağız. Manadan bahsedeceğiz. Onun için birdenbire bu kadar zahir ve aşikare bir hurafeyi nasıl bu meşhur akıl filozoflar kabul etmişler? Bir de işin bu yönü var yani. Bir tarafta aklı dev insanlar, aklı dünyaca kabul edilmiş insanlar bu hurafeyi nasıl kabul etmişler? Nasıl olmuş bu iş? Yani dur, mantıksız geliyor bunlar, zeki insanlar. Biz de konuştuk bunu yani. Evet. Evet. Mantıksız geldi yani. Nasıl kabul etmişler? Nasıl kabul etmişler? Sıkıntı şu. Kabul etmelerindeki ki bir yerde bir meselede cevabı bulamıyorsan bunun iki nedeni vardır. Birincisi ya sen geri zekalısındır. Yani bu hakaret içinde adamın vasfı öyledir. Zekası şey yapmamıştır. Keskinleşmemiştir. Zekası açılmamıştır. Ya da aradığı şey orada yoktur. Bu filozofların şeyi ikincisine bakıyor daha çok. Yani şeyi aradıkları mana aradıkları yerde yok. Bakış açısı farklı. Yani bugün yemeğin lezzetini sadece atomla açıklamaya çalışırsa bu eksik kalır. Bunu böyle yapmaya çalıştıkları için kısır döngüye girmişler. Akil filozofların baktığı yerde olmaması. Yoksa bu adamlar gerizekalı olduğu için değil. Yani baktığı yerde yanlış noktayı nazarla bakmak. Sıkıntı bu yani. Bu yüzden bulamamıştır. Diyor ki
Onun için birdenbire bu kadar zahir ve aşikare bir hurafeyi nasıl meşhur ahır filozofları kabul etmişler. Çünkü hatta bazı öyle hale gelmiş ki ahırdan istifade ederek demişler ki ya yok. Ya hiçbir şey yok. Ne yapsın adam? Bir şey desin ki kurtulsun artık. Yani. Dön düşün. Hani biz tefekkür meselesini çok alemimizde ön plana çıkarmadığımız için böyle bir haleti yaşamadığımızdan bunları anlayamıyoruz. Yani. Bir dönem bir kardeşlerimizden bir tanesi psikolojik rahatsızlıktan dolayı akıl hastanesinde yattı. O birkaç defa ziyaretine gittim. Tabii giderken de oranın hastalarıyla şey alıyorsun, muhatap oluyorsun, görüyorsun sağda solda. Şey yani böyle bir yerde takılıp kalmışlar, geçememişler ve o yüzden oradalar. Yani onu atlattırmaya çalışıyorlar. Oradan kurtarmaya çalışıyorlar. Bu da öyle bir şey. Yani atom ve tabiat ve sebep ya da teşekkele bir nefsi, zerrelerle bir şeyi açıklamak, ifade etmek orada anlatacağın şey olmadığı için sonradan işte bir noktayı nazardan tabiata getirmişler, fıtratına getirmişler mesela. Orada takılıp kaldıkları için ve orada cevap bulamadıkları için baktı cevap bulamıyor. Demek ki cevap yok. Ya diyecek ki bu görmediğimiz bir sistem bu işi icra ediyor diyecek. Ya da diyecek ki yok hiçbir şey. O da yok, bu da yok. Evet, onlar mesleklerinin iç yüzünü görememişler. Sıkıntı bu yani. Hem hakikat meslekleri ve mesleklerinin lazım ve muktezası odur ki yazılmış her bir muhalin ucunda beyan edilen o çirkin ve müstekref ve gayrimakul hulasa-i mezhepleri mesleklerinin lazımı ve zaruri muktezası olduğunu gayet bedihi ve kat'i bürhanlarla şüphesi olanlara tafsilen beyan ve ispat etmeye hazırım. Haşiye, bu risalenin sebebi terifi gayet mütecavizane ve gayet çirkin bir tarz ile hakaik-i imaniyi tezif edip muhatap bunlar. Yani adam inançsız ama profesör. Onlara bu şekilde ifade etmiyorlar. Yani bunu buradaki o şeylerin muhatap kitle şunlar. Hakaik-i imaniyi tezif etmek amacıyla buna sülük ediyorlar. Amaçları saldırı yani. Saldırı. Saldırı olduğu için karşı muhataplı böyle. Yoksa Salih'in her taraf tevhid dersleri de doğru ve Salih'in kavli deyim kullanmıştır. Bozulmuş, aklı yetişmediği şeye hurafe deyip, dinsizliği tabiata bağlayarak Kur'an'a hücum edilmesidir. O hücum ise şiddetli bir hiddeti kalbe verdi. Kaleme verdi. Şiddetli ve galiz tokatları o mülhetlere ve haktan yüz çeviren batıl mezheplere yedirdi. Yoksa Risale-i Nur mesleği nezihane ve nazikane ve kavli leyindir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu tabiat risalesinin başındaki ayetin mealine baktınız mı hiç? Yani hangi ayetin tefsirini yaptı burada? Ayetin meali nedir? Bilal Üstesi. Evet abi. Baktınız mı? Söyle abi. Benim şeyimi mi okuyayım? Ben? Ayetin meali nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Ben Arapçasını okuyayım. Peygamberler onlara dedi ki, evet. Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah hakkında şüphe olur mu? Tabiatla bu ayetin bir bağlantısını kurabildiniz mi? Tabiat risalesiyle. Ayeti bir de ben okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah. Kâlet rusuluhum. Resulleri dedi ki efillahi Allah için şekkün. Şek olur mu? Şüphe olur mu? Fâtır-ı semâvâti vel arz. Semâvet ve arzın yaratıcısından bir halak kelimesinden ya da fâtır kelimesini kullanmış burada Cenab-ı Hak. İsim benzersiz yaratan. Fıtratlarını yaratan. Yani tabiat fıtratla alakalı. Bu noktayı nazardan yürürsek daha fazla yol görürüz diye düşünüyorum. Yani yaratan değil de fıtratlarını yaratan böyle. Fıtratlar. Şu ayeti kerime istifam-ı inkarıyla inkarı hafife almak Cenab-ı Hak hakkında şek olmaz ve olmamalı. Demek de vücut ve vahdaniyet-i ilahi bedahet derecesinde olduğunu gösteriyor. Vücut ve vahdaniyet-i ilahi. Bunlar da farklı mevzular. Sonra bunları şu şekilde bağlamak lazım. Yani ayan beyan etmek gerekiyor. Sebeplerle vahdaniyet, iktizai tabiatla vahdaniyet, teşekkür edilmesiyle vahdaniyet meselesinde iyice ifade edilmeli ve konuşulmalı ki
mesele ayan beyan ortaya çıksın ya. Yani. Şu soru izahdan evvel bir ihtar. Nedir? 1338'de Ankara'ya gittim. Aşağı yukarı 1918'e denk gelir. İslam ordusunun Yunan'a galibesinden neşe alan, ehli imanın kuvvetli efkarı içinde. Mutlu insan nedir aynı zamanda? Sarhoştur. Gaflettedir. Gaflettedir. Gayet müthiş bir zındıka fikri içine girmek ve bozmak ve zehirlendirmek için dessasane çalıştığını gördüm. Muhatap bunlar işte. Eyvah dedim. Bu ejderha imanın erkanına ilişecek. O vakit şu ayet-i kerime bedahet derecesinde vücut ve vahdaniyeti ifham ettiği cihetle ondan istimdat edip o zındıkanın başını dağıtacak derecede Kur'an-ı Hakim'den alınan kuvvetli bir burhanı Arabi Risalesi'nde yazdım. Ankara'da Yeni Gün matbaasında tab ettirmiştim. Fakat ma teessüf Arabi bilen az ve ehemmiyetle bakanlar da nadir olmakla beraber gayet muhtasar ve mücmel bir surette o kuvvetli burhan tesirini gösteremedi. Göstermedi. Ma teessüf o dinsizlik fikri hem inkişaf etti hem kuvvet buldu. Bir mecburi o burhanı Türkçe olarak bir derece beyan edeceğim. O burhanın bazı parçaları bazı risalelerde tam izah edildiğinden burada icmalen yazılacaktır. Sahih risalelerde inkisam etmiş olan müteaddit burhanlar bu burhanda kısmen ittihad ediyor. Her biri bunun bir cüz'ü hükmüne geçiyor. Mukaddime. Bu fikrin ne olduğunu hiç biliyor musun, düşündün mü? Ne fikri? Biz biraz konuştuk bundan ne olabilir diye. Dinsizlik fikri mi? Yani imanın erkanı iman, Yunan'ın galibesinden neşe alan iman, ehl-iman diyor. Evet. Nasıl bir fikir verebilir ki bu galibeden dinsizlik fikri çıksın ortaya? Nasıl bir şey atılabiliyor yani ortaya? Nasıl bir şey atılabiliyor? Ki böyle bir risale çıkmış yani. Biraz tartıştık bunu da biz, konuştuk evet. Da. Yani ne olabilir yani? Var mı fikriniz? Biz galibenin, yani bu galibiyetin Allah'a değil de başka sair sebeplere falan verildiğini düşündük yani. Evet. Tevhidi bir bakış açısı olmayışının neticesidir zaten. Tabiat bu şeyde de olur. Yani zafer gibi meselelerde de bu olabilir. Yani Cenab-ı Hakk'ın tesirini azaltmak. İlerideki suallere bakılırsa zaten bak diyor ki yalnız bir şüphem var. Cenab-ı Hak halık olduğunu kabul ediyorum fakat bazı cüz'i esbabı ehemmiyetsiz şeylerde icada müdahaleleri ve bir parça metruh sana kazanmalar. Az bir şey, küçücük bir şey. Bazı esbab, bazı cüz'iyatın, bazı budiyetlerine merci olsa. Küçük bir şey. Ufak ufak. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var? Buradaki elin üstüne basılması gereken şey biz. Ondan sonra her mevcut, her cihette, her işinde, her şeyinde, her şeyinde meşiyet ilahi ve kudret-i Rabbani'ye tabi olması çok azim bir hakikattır. Azamet cihetinde dar zihinlerimize sıkışmıyor. Yani bir kısmında böyle sahih şeylere dağıtsak. Tevhidi bir bakış açısının bozularak da insanların fikirlerini böyle şey adı altında tabiat adı altında Cenab-ı Hakk'tan hariç bir şeye tesir vermek. Yani kendi milliyetine vermesi. Yani milliyetine yani. Vermiş olabilir. Bilim adı altında Cenab-ı Hakk'ın bu milliyetine şey yapmak diyor. İslam, ilahi kelimatullah, Cenab-ı Hakk'ın dinini muzaffer kılmak gibi şeylerin altında bazı bunlara sebep olanları ön plana çıkartmak olur. Bu tarz şeyler yani. Bu en ufak bir şeydir. Çünkü şeyi kaldırmıyor. Vahdet bu şeyi kaldırmıyor, sistemi kaldırmıyor. Bunun bir benzerini şeyde görüyoruz. Üstadın şöyle Fatih Camii'nde o şeytanla olan şeyi var ya münazeresinde. Üstad da diyor ya, yarıdan bak diyor.
şeyini. De ki ha. Ortadan bak. Ortadan bak diyor ha. Bu ne biliyor musun? Burada tevhidi bozdurmaya çalışıyor zihninde. Yani itikadı bozuldu mu tamamdır ondan sonra zaten. İtikadı bozmak, bu bozulan bir insanın ibadetini silkelemek kolay olur yani. Şek atmak mı? Şek. Ha. Ortaya. Şüphe. Böyle. Devam. Var mı? Konuşulacak bir şey. Şimdi mukaddime. Ey insan, bil ki insanların ağzından çıkan, dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var. Ehli iman bilmeyerek istimal ediyorlar. Mühimlerinden üç tanesini beyan edeceğiz. Evet. Biraz ayağa kalkalım. Şimdi mevzumuz tabiat-ı sanesi. Birincisi, diyemedik. Evet. Esbab vücut veriyor. İkincisi, kendi kendine teşekkür ediyor. Kendi kendine teşekkür ediyor. Şekil alıyor bunu. Şekil alıyor. Üçüncüsü de, adı onu da siyahla yazayım. Üçüncüsü de tabiat alıyor. Tabiat iktidar. İktidar tabiat. Evet. Biz kendi haritamızı çıkarttığımız için kendi kelimelerimizi kullanalım diye bu şekilde yazdım. Orijinal evdeydetül esbab, teşekkür bir nefsihid ve iktidar tabiat kelimelerini kullanmadım. Çünkü haritayı biz çıkaracağız. Sonra Salih Nur Mehengi'ne vuracağız. Sonra kendi tefekkürümüzle anlamaya çalışsın. Oturtabilip de bir mana hasıl olsa, Cenab-ı Hak nasip ederse, inşallah güzel bir ders olacak. Ya da dersler. Tabiat dersi bir bu. Şimdi soru bir. Bu Risale'nin ismi neden esbab ya da neden teşekkür Risalesi değil de neden tabiat Risalesi? Üçüncü kelime alıyor. Bunu bize sormuştuk. Nedendir? Var mı? İrfan sormuştu. Ben de size sormuştum. Ne dersiniz? Bu tabiatla tabiatın iktiza aynı tabiat değil mi yoksa? Kastetti üstadım. Aslında şu şekilde tabiat, bu tabiatın da zeminini oluşturuyor. Bu tabiat, bu tabiatın da zeminini oluşturuyor. Bu tabiat, bu tabirin de tabiatı, bunu da zeminini oluşturuyor. Yani esbaba ya da zerrelere, esbaba ya da zerrelere ya da onun batınına. Fıtratı yani. Hepsinde bir fıtratı var. Yani hepsinin bir fatır meselesi var hepsinde. Fatırı var bunların. Fatırı bunlara bir fıtrat vermiş. İnsanlar bunların fıtratlarında fatırı görmek istedikleri için, yani bizatihi orada olduklarını orada görmek istedikleri için sıkıntıya düşmüşler zaten. Sanat olayını geçmişler. Yani sanatı asıl zannetmişler. Bütün problem bu.
Asıl olan yerde, ya sanat olan yerde asılı aradıkları için asıl orada yok. Olmayan bir şeyi nasıl bulacaksın? Bulamazsın. O yüzden tabiat iselesindeki şey bu. İsmin verilmesi, hani Allah'ın böyle düşündüğünü varsayıyorum ben. Benim fikrim bu yönde. Rüyamda görmüşüm üstadım. Ne alakası var diyormuş. Sil çabuk bana oluyor. Hiç de öyle bir şey kastetmedim falan. Esbabın tabiatı da, yani anladın mı? Hani ilk başta ayetten yola çıkarak bu manaya ulaştım. Yani tabiatı var dedim, fıtratı var. Fıtratı var. O yüzden tabiat isalesi. Yani fıtrat isalesi konumsal nasıl olurdu bilmiyorum ama hani bu kelime seçilirse muhakkak hikmeti vardır ama Risale-i Umum'una böyle bir isim verilmesindeki maksat, tabiatın da tabiatı var. Esbabı yani. Kendi kendine ol. Kendi kendine ol. Tabiatından abi. Bence... Teşekkür ederim. Yok yok abi. Bence şeyden oldu. Bartu Tamar, Bartu Sebep oldu. Esbab. Esbab yapmamız olmuşsa. Ama şeyin de telefonun da tabiatını da düşmek var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Kendi kendine şekilde, bu hani kendi kendine şekil alıyor dedim de, buradaki şey de, mesele de Gürgül abi rahat ol ya. Biz bizeyiz burada. Ben şeyi soracağım. Genelde böyle hani ana kelimeyi böyle yazarsın ya, onu etrafçılarındakiler onu hepsini toplar. Hepsi onda mevcut olur. Ama bunda sanki dışarıya vuruyor gibi yani. Sen fıtrat dedin ya, normal mesela esbab eşittir tabiat risalesi, kendi kendine eşittir tabiat risalesi falan. Fıtratı, yani tabiatı tamamlaştıran gibi olmuş ama buradan içten dışa vuruyor gibi sanki. Evet, okun yönünde yani her şey. Yaptığın ok yönünde. Dışarıya doğru çıkıyor yani. Tabii. Yani işin sonunda aslında bunların bir tabiatının olduğunu biz de kabul edeceğiz. Tabiat var. Ama biz tabiata müstakil vücut vermeyeceğiz. Tabiata diyeceğiz ki tabiat olsa olsa bir sanat ilahidir diyeceğiz. Çıkacağız. Yoksa tabiat inkar etmeyeceğiz. Bizde inkar yok. Semir'in inkarı küfrü şey yapmak için üstünü örtmüşler adamda fikirleriyle. Biz onu açmak için yani vücut olarak saymadıkları şeyi vücuda çıkarıp bunun bir sanat olduğunu ifade etmek için buradayız abi. Amacımız o. Fikrimiz değişirse ispat ehli yani. İnşallah. Şimdi şeye devam edelim abi. Mukaddimemize devam edelim. Bakalım. Aşağı yukarı yarım saatte oldu. Mukaddimeyi de şey yaptıktan sonra bitirmeyi düşünüyorum. Başlangıç olarak. Gel abi. Şimdi kelimelerimizdeydi abi. Evcedetül esbab. Yani esbab bu şeyi icat ediyor. Evcedet şeyden geliyor, icattan geliyor. İkincisi teşekkele bir nefsihi, yani kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor. Ondan sonra üçüncüsü iktizav-ı tabiat. Yani tabidir, tabidir. Tabiatında bu var yani. Tabiat iktiza edip icat ediyor. Yani esbab da icat ediyor. Tabiat iktiza icat ediyor. Tabiatın tabiatı, esbabın tabiatı ve zerrenin tabiatı şeklinde konuşacağız zaten mesela. Evet, madem mevcudat var, inkar edilemez. Yani hayalata sarılanlar değil. Burada konuşulan şey, olan bir şey şirk midir, tevhid midir? Bütün mesele bu. Bu halledilecek bu derste. Her mevcut sanatlı ve hikmetli vücuda geliyor. Sanatı da kimse şey yapamaz, inkar edemez. Çünkü sanat olmasa fenni ilimler, ondan sonra doğa bilimleri, bu tarz şeyler ortaya çıkmaz. Bilimleri inkar etmek icap eder. Hem madem kadın değil, ilk değil, asıl değil. Nasıl? Yani şu anki görünen şeyler, gördüğümüz şeyleri biz asıl olmadığını nereden biliyoruz? Değişiyor çünkü. Değişiyor. Sonradan olmuş. Evet. Herhalde ey mülhit, bu mevcudu, mesela bu hayvanı, bir hayvan var ortada, bir mesele var. Yani onu söyledik de. Ortada olan bir şey var. Bunu ifade etmemiz lazım. Bir şekilde izah etmemiz lazım. Herkes bunun peşinde. Bunu nasıl izah edeceğiz? Ortada olan bir şey. Diye bir hayvandan bahsediyorum. Hayat sahibi bir şey. Hayvandan baksak. Yani insanı da bunun içine sokabiliriz. Hayat sahibi olan.
ya da bitki de sokabilirsin bunun içine. Ya diyeceksin ki bu hayat sahibi olan şeye ya esbabı alem onu vücuda getirir. Ya diyeceksin ki bir bitkiden bahsedelim mesela. En basitinden. Ya toprak, su gibi, güneş gibi sebepler bunu yaptı diyeceksin. Bunu daha detaylı zaten kendisi sorar. Ya diyeceksin ki bu bitkinin vücudundaki zerreler var ya, atomlar falan filan. Bunlar dedi ki hadi birlikte bir çiçek yapalım dediler diyeceksin. Bir şuur vereceksin bunlara. Ya da diyeceksin ki bu atomlar, bu zerreler, bu şey, rüzgar, bu hava, işte bu güneş, bu toprak, bu su, hepsinin tabiatında bu vardı zaten. Yani suyun başka bir ihtimali yoktu. Hidrojen ve oksijen var ya, bir araya gelince su olur. Bunun başka bir ihtimali yok. Tabiatı bu bunun. Yani su olmak mecburiyetinde. Tesadüfen de bir araya gelse bu su olmak mecburiyetinde. Tabiatında var bunun diye yorumlayacaksın. Ya da diyeceksin ki evet, bunlar belli şuurla, belli akılla, belli mantıkla, belli ilimle, belli kalıplarla bir araya gelmişler. Bunlarda şuur, akıl var ama bunların kendilerinden kaynaklanmıyor. Bunların o tabiatlarını yaratan birinden bahsedeceksin. Külli bir akıldan, külli bir şuurdan bahsedeceksin. Ve o şekilde ifade edeceksin. Bunun başka bir yolu yok. Herkes bu konuda şey. Yani mesele ortada olan bir şeyi izah etmek. Biz de bunu istiyoruz. Ben de anlamak istiyorum. Lan nedir bu ya? Yani bu tahta nedir arkadaş? Nasıl duruyor bu bir arada? Bunu anlamak istiyorum yani. İnsan sonra okumadan önce ben zaten bir tabiat perest gibi yaşıyormuşum yani. İtikadım bu şekildeymiş. Yani böyle bazen bunu sadece tabiatın kainattaki olaylara alakalı anlamakla birlikte biz kendi hususi alemimizde de bu meseleler takılıyoruz. Yani bir olay olduğu zaman tevhidi bir bakış açısı olmazsa sebeplere takılaraktan birbirimizi de kırabiliyoruz. Ondan sonra yani bu sebebin enfüse bakan, yani psikolojiye bakan yönü de var ama biz sadece burada zahiri anlasak, yani anlayabilsek ki bu Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini anlamak demektir bu. Ben hani çok anladığımı düşünmüyorum. İstifaden bir parça oldu. Onu paylaşmak için buradayım. Çok benim bugüne kadar zorlandığım en zor ders. Defalarca enfüs dersi okumuşum enfüslere karşı. Ve birçok soruya cevap vermeye çalışmış ama tabiat risalesi benim için bambaşka yani. Okuduktan sonra bu kanaata vardım. Evet. Yani esbabın içtimağında mevcut vücut duruyor. Mevcut olan yani bir şey vücuda çıkıyorsa bu nedir? Atomların yapısında aslında bir çiçeğe vücut vermek vardır. Yani onu atomlardaki çiçek ortada yokken mevcuttur onların bünyesinde. Onlar bir yere mesela bunu daha belirgin bir şekilde nasıl konuşuyoruz? Diyelim ki arabayı oluşturan parçalar ayrı ayrı fabrikanın çeşitli yerlerinde bulunsa bunların yapısında fıtratında aslında bir mevcut var. Araba mevcut. Ama vücuda çıkmamış daha. Ne zaman ki bir fabrikadan geçip de bu parçalar bir araya getirdiğin sonra araba vücuda çıkmış olur. Mevcudun vücudu bu şekildedir. Veya kendi kendine teşekkür ediyor. Diyeceksin ki yani bu ya bunu fabrika yapmıştır. Fabrikadaki makineler yapmıştır bu arabayı. Ya diyeceksin ki motor, şanzıman, öteberi demişler ki gelin bir araba yap, olalım da insanlığın faydası olsun demişlerdir diyeceksin diyor. Yani ya kendi kendine teşekkür etmiştir. Veyahut tabiat muhtazası olarak bunlar mecburen bunu yapmak zorundaydı ve bunu yaptılar diyeceksin. Veyahut bir kadir-i zülcelal'in kudretiyle icat edilir. Madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur, başka yoksa zaten bunun haricinde de akla bir şey gelmiyor. Farklı bir şey de duymadım. Yıllardır çeşitli meslek ve meşretlerde arkadaşlar da, gerek inançlı, gerek inançlı arkadaşlar da konuşmuşuz. Yer yer tartıştığımız olmuştu. Bu konuşulur yani. Olan bir şeyi izah ettim mi tamamdır. Biz zerure ve bil bedahe dördüncü yol olan tarık-ı vahdaniyet şeksiz ve şüphesiz sabit olur. İmanın şeksiz ve şüphesiz mesabesiyle bağımsız olmak, hakikati aynı zahir içinde görünmek isteniyorsa bence bunun birinci basamağı tabiat risalesidir. Burada şey yapalım mı? Niçin başlangıç tabii? Olarak? He? Niçin tabii? Çünkü olan bir şeyi ifade etmen gerekiyor abi. Ortada olan bir şeyi, bir hadiseyi
vücuda çıkmış bir şey, bir mahluku, şey dedim zaten eşyanın tekil halidir. Şey diyorum hani böyle bilmediğim için kullanmıyorum şeyi. Şey dedim şey eşyanın tekil halidir. Bu bir şeydir mesela. Bu da bir şeydir. Eşyanın tekil halidir. Eşya çoğulur. Bunun ifade edilmesini gerektiren haller var. Tabiat kelimesinin kullanılmasındaki amaç onu yaratanından ilişkisini kesmek. Tabiatı böyleydi. Mizacı böyle. Diyoruz ya. Yani onu yönlendirenden, onu yaratandan, onu o fıtratta halk edenden irtibatını kesmek için tabiatı böyle değil. Ona müstakil bir vücut vermek istiyoruz. Bütün mesele bu ya. Yani biz istemiyoruz. O yüzden tabiatı kullanıyorlar. Tabiat diye bir şeyden bahsedelim ki onu bunda tesadüfe bağlayalım ki Cenab-ı Hakk'ın irtibat kesilsin. Yani amaç fikri küfriyi, yani bunu anlamak için yapmıyor adam. Yani demiyor ki ben bunu bir parça parça izah edeyim. Parça parça hani bütüne bakıp boğuluyorum. Parça parça anlamaya çalışıp da ondan sonra bütüne bakıp da yani doğru yol Cenab-ı Hak yolu mudur değil midir kafasındaki bir insan değil yani bunu çıkaran adam. Bunu çıkaran adam tabiatı fikri küfrisine alet etmek için. Kendi fikrindeki, kendi fikrine, kendi doğrularını insanlara yaklaştırmak için yapılan bir sistem. Yani hocama, bunun derdi tabiatı aramak değil esasında. Değil, değil. Bunun derdi fikri küfresini ihya etmek. Onun için münkir kısmı diye hitap ediyor. Evet, evet. Bak, bu da öyledir başında. Zaten haşiye de değil ya. Yani işte, şu notada tabiunun münkir kısımları. Tabiunun münkir olmayan kısımları da var. Mesela hakikata yol açmak isteyen gibi şeyler de var. Dur bakayım. 5. O zaman bunlar nereden biliyor? Tamam buraya kadar yeter. İnsanların kafasını karıştırır. İleri gitmeme gerek yok. Diye biliyorlar mı bunlar? Diyemezler. Çünkü orada yani nedir mesela? Dinsiz birisinin konuştuğun için nedir? Hani Allah'tır. Bakar atomda yok ki ama. Yani onun orada kalıp da orada Allah'ı madem senin İşte Rabbim var da çoluk çocuk ölürken nerede gibi şeyler. Hariçteki olayları anlamadan, hariçteki olayda onu anlamak. Hariçte nedir? Çocuk ölüyor. Peki başı sonu nedir? Hariçteki olayın başına sonuna giderse zaten o da bunun yaptığı şeyin mantıksız olduğunu anlayacak. Sıkıntının temeli bu. Olan hadisede onu şey yapmaya çalışıyor. Mesela diyelim ki abi şöyle düşün. Ya önünü başını bakmıyor, ortaya gösteriyor. O adı gösteriyor. Ha, biz burada zaten önünü başıyla konuşacağız meseleyi. Önüne bakacağız. Kendisine bakacağız. Batınına bakacağız. Çıkan meyveyi yorumlayacağız. Bütün mesele bu yani. Mesela adam diyor ki ben şöyle kapatayım abi şöyle mesela. Diyor ki görmüyor mu orada diyor, at yazıyor diyor mesela. Şöyle baktığı zaman. Ben ona diyorum ki ya at yazıyor tamam doğru ortada bir at var ama onun bir de tabisi var başında. Onu da hesaba katmak lazım. Ondan sonra bir risalesi var. Yani bu birisinin eseri. Risale şeklinde yazmış. Bu şekilde bakılırsa bu adam at da at diyor. Tamam at da var. Adam tamam çocuk oldu. Ben sana ölmedi demiyorum ki. Ya da hani eleştirirken. Mesela çiçek sebepler bir araya geldi. Diyor oldu diyor. Tamam oldu ama sadece bu sebepten ibaret değil ki. O zerreler de var. Ondan sonra o zerrelerden müteşekkil meyve doluyor. Sonra enteresan olanı hayatlar bu. Nereden geldi bu hayat? Normalde atomu biz cansız biliyorsun. Atom nere? Bitki nere? Pişmiş et nere? Ben nereyim yani? Pişmiş eti yiyip geziyorum yani. Kebabı giyip geziyorum. Hani o nere? O nere? Ama ortada bir sebep ve teşekküller bunlar var. Bunlar var ama bunları sanat olarak görüp mantığını arayıp bunu mantığını anladıktan sonra bunu anlamlandırmak. Yani bunu nasıl ifade ederiz? Ortada bir şekil var. Kolonlar var. Tahta var. Şurada bir ahenk var değil mi? Bunun buraya çekilmesinden, benim burada durmamdan niye? Ben burada duruyorum ki buradaki yazılan önünü kapatmayayım diye. Bir ahenk var ya. Bunun korunması, onu yapıştırması, durup durduk. Yani gelip devirse ya bunu niye yapıştırdınız diye sormaz. Mantıklı yani bunun da yapıştırılması.
İşte bu sistemi gördük. Bu sistemden sonra sıkıntı şurada başlıyor. O da sanatı gördükten sonra bu sanat senin için bir şey ifade ediyor mu, etmiyor mu? Ediyorsa nasıl ediyor sorusu Cenab-ı Hakk'a götürür. Etmiyor derse zaten etmesi gerektiğini izah edeceğiz. İnkar edeceğiz, ihtiyarın elinden alacağız falan almıştı. Bir şey soracağım ya, bu tabiat lisansın genelinde ben göremedim ama atomun gerisine gidilmiyor. Atom kabul ediliyor. Sonra evet. Atomun oluşturduğu şeyler üzerine konuşuyoruz hep, değil mi? Esbab, kendi kendine vücut oldu ama atomu bir kere kabul edip evet. Onun üzerine gidiyoruz her şeyi. Atom nasıl meydana geldi, onun hiç konuşulmuyor bu risalede ya da konuşuluyor mu ben bilmiyorum. İktiza, ben göremedim. İktiza tabiat risalesinde kanun ve kuvvet konuşacağız. İktiza tabiat var ya. Orada kanun ve kuvvet konuşacağız. Kanun, kanunda şey yoktur, atom yoktur. Hmm. Kanun bir manyetik alandır mesela. Kuvvetler dengesidir. Şeyde, üçüncü kelimenin üçüncü muhalinde iki tane örnek veriyor burada. Birincisinde şeydir, defter yaptı diyor mesela. Defterde bir kanunlar yaptı diyor. İkincisinde de matbaa. Yok şey, cemaat. Hı. Yatıp kalkıyor. Bunu diyor, bunlar ip meselesi var burada. Gelecek konuşacağız. Hı. O zaman buradaki tabiattan bahsederken esasında biz tabiattan bahsetmiyoruz. Fıtratlarından bahsediyoruz. Biz arkaya geçeceğiz o zaman. Hı-hı. Yani bu ilk önce şeyi konuşacağız. Atomun esbab olmasını konuşacağız. Ondan sonra atomun kendi kendine teşekkül etmesini konuşacağız. Sonra bunlar da yok. Fark edeceğiz ki şuurlu bir hareket var. Bu hallerle bunu şey yapacağız. Çözeceğiz. Anlayacağız. İnşallah idrak edeceğiz. Ondan sonra peki bu nereden kaynaklı diye tabiatına bakacağız. Diyeceğiz ya tam bu çiçek bir araya geliyor da bir araya gelirken bunlar arasında ip vardı da böyle birbirlerini çektiler de bir araya mı geldiler gibi. Böyle basit. Yani tabiat risalesi dediğimizde biz genelde ilk akla gelen tabiat geliyor ama esasında tabiat risalesi tabiatına bakıyormuş. Tabiatına bakıyor evet. Normal onu diyorum işte biz. Ben tabiat risalesini okuduktan sonra fark ettim ki ben zaten tabiat şekliyle düşünüyormuşum abi. Yani normalde temel mühendislik eğitimi aldılar. Nedir? Maddenin hareketleri üzerinden. İnsanların ihtiyacını ucuz ve kaliteli şekilde mühendis üretir. İnsanların ihtiyaçlarını onlara hitap edecek şekilde. Mühendisin işi budur yani. Bunun için de atom bilmek lazım. Biz yani bu yaşıma kadar hep atom olduk. O zaman şöyle diyebilir miyim? Üstad Hazretleri esasında tabiattan bahsetmiyor. Tabiatından bahsediyor. Tabiatını konuşacağız evet. Ondan geçiyor yani. Yani zaten esbabımızı inkar etmiyoruz ki. Sebep var. Burada sıkıntı şu. Sebebin tesiri var mı? Sebep sonuca şey yapabilir mi? Müdahale edebilir mi? Bunları konuşacağız abi. Yani daha mesela ilginç bir soru sorayım mesela. Bitkinin kaderi var mıdır yani? Var. Kim dedi? Var mı? Var mı? Kader mi? Bitkinin kaderi var mıdır? Vardır. Nasıl vardır? Bitki tercih edemez ki. Nasıl? Bitkinin tercih yeteneği yok ki. Bitkiye haram helal yok mesela. Kader? Kaderi var mıdır bitkinin? Bizim bildiğimiz kaderi. Evet. Vardır tabii ya. Niye olmasın? Bitkinin şuuru var mıdır? Yok, şuuru yok. Şuur olmayanın kaderi nasıl olur? Ya kader derken yani bizim bildiğimiz kaderi. Şöyle belki kendini tercih etmez ama bir üst... Ya yazılı yani kaderi. Şimdi kader derken bu mesela kitabın veya imamın dibinden hani her şeyin bir kayda alınması tarzıyla bakıyor. O şekilde mi düşünüyorsun? Öyle düşün. Evet. Kader olarak da. Ama onun bahsettiği... Vardı mı? Sıkıştırdım ama bakma. Bitkinin kaderi var. Konuşacağız şimdi. Var mı başka mukaddimeyle alakalı sormak istediğiniz bir şey? Mantığımıza yatmıyor. Ben burayı hiç anlamadım. Sen anlattın mı? Kafana göre anlattın diye var mı? Ve ahir davahım elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Selamun aleyküm.